Arkadaşlar, matematik soru bankası olasılık konusunun son testini beraber çözelim. Burada birinci soruya baktığımız zaman bir zarın açılımı verilmiş ve bu zarın açılımında arkadaşlar üste yazılar yazılmış. Biliyorsunuz zarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Onun gibi düşünün. Bu zar değil. Yani şöyle diyelim küp. Zar dedik ama küp. Biliyorsunuz zar da bir küp şeklidir. Ve şunu söylemiş. Üzerinde 6 tane sayı yazılmış. Ve karşılıklı gelen yüzlerde sayılar toplanacak. Mesela 4 ile 9 karşılıklı geliyor. 4 ile 9 karşılıklı geliyor kapattığınız zaman değil mi? 4'ün karşısına 9, 9'un karşısına 4 geliyor. Bunu kapatıp küp oluşturduğunuz zaman 7'nin karşısına 11, 11'in karşısına 7 geliyor. Başka hangisi var? 5'in karşısına 14, 14'ün karşısına 5 geliyor. Ve soruya bakalım. Bu küp bir kez havaya atılacak ve yere düştüğünde üst yüzüne gelen sayı ile karşısındaki sayının toplamı 15'ten büyük ise oyun kazanılmış olacak arkadaşlar. O halde şöyle yapıyoruz. Zarı attınız mesela. Hangi sayı gelirse kazanır. 7 ile 11'in toplamından 18 gelirse kazanır arkadaşlar. 5 ile 14'ün toplamından 19 gelirse kazanır. O halde 4 ile 9'un toplamı 13 gelirse kazanmış sayılmayacak. Dolayısıyla kazanabileceği durum, tüm durum 3 tane diye düşünürseniz, aslında tüm durum 6'dır da ben 3 tane alıyorum. Çünkü her birinin 2 katını alırsanız sonuç yine değişmeyecek. Kazanma olasılığı mı sorulmuş, kaybetme olasılığı mı? Kaybetme. Yani kazanması 2 bölü 3 ise kaybetmesi zaten 1 bölü 3'tür. Sadece 13'te kaybediyor. Tüm durum 1, 2, 3'tür arkadaşlar. 3 durumdan 2 durum kazanma, 1 durum kaybetme. O halde 1 bölü 3'ü işaretleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Anlamayan var mı arkadaşlar? Bence sormanız gereken şu soru olmalı. Hocam 6 durum değil mi? Niye siz 3 durum yaptınız? 4'e 9 durumu var. Bir de 9'a 4 durumu var. 7'ye 11 durumu var. 11'e 7 durumu da var. 5'e 14 gelebileceği gibi üst yüze 5 karşısına 14 gelmiş olabilir veya üste 14 karşısına 5 gelmiş olabilir. Ha, düşündüğünüz zaman bu 6 durumdan sadece kaybedeceği toplamı 13 olan hangisiydi? Şu üstteki 2 tanesi. Dolayısıyla yine 1 bölü 3 çıkıyor. İsteyen sağ tarafı, isteyen sol tarafı çözebilir. Sormak istediğiniz bir şey var mı? O halde ikinci soruya geçiyorum. Arkadaşlar pire kare formülü geçen yıl gördünüz. Bir dairenin yarı çapı biliniyorsa veya çemberin yarı çapı biliniyorsa çok rahat bir şekilde sizler alanını hesaplayabiliyorsunuz. Pi çarpı r kare formülü ile alanını hesaplayabiliyorsunuz. Mesela en içtekinin yarı çapı kaçtır? 3. En içtekinin yarı çapı 3 ise pi çarpı 3'ün karesinden 9 pi olarak bulunacaktır. Şimdi mavi kısım 9 pi. Peki büyük olan arkadaşlar? Hocam altta pi'yi 3 alın yazıyor zaten. 9 pi yapmamıza gerek yok. Yo, ben en son pi yazmak istiyorum. Bütün için bittikten sonra pi yerine yazacağım. Tamam mı? Doğru söylüyorsunuz. Ben pi yazdığım zaman mesela 27 ile uğraşacağım. 9 ile uğraşmak bana daha kolay geliyor. Devam edelim.
Hangisi bana kolay gelirse onu yapmaya çalışıyorum. Yoksa size katılıyorum. Öyle de yapabilirsiniz. Şimdi R'si kaç olacak? 5 mi arkadaşlar? 3, 2 daha gördüğünüz gibi şu uzunluk 5'tir. Yarı çapı 5 ise yine pi r kareden alanı pi çarpı r, yani 5'in karesi 25, değil mi? 5'in karesi 25 pi buldunuz. Şimdi size soruyorum. Bir tane dairenin alanı 25 pi. İçerisinde 9 pi'lik kısım boyanmış, maviye boyanmış. Geriye kalan o simit, turuncu renkteki simit alanı ne kadardır? Çıkaracaksınız. 25 pi'den 9 pi çıkarırsanız 16 pi bulmuş olacaksınız. Şimdi 16 pi'lik kısım şu simit. Simidi beyazla yazacağım, yazılmayacak değil mi? Şöyle siyaha geçelim. Şu taralı olan gördüğünüz bu simidin 16 pi olduğunu görüyorsunuz. 16 pi, 9 pi de burada etti 25 pi. Soruya bakalım şimdi. Elif'in attığı dartın hedef tahtasına isabet ettiği bilindiğine göre kesinlikle verilen dairenin içine isabet etmiş. Dartın kırmızı renkli demiş ya, bence kırmızı değil, turuncu olur. Turuncuya daha yakın. Turuncu bölgeye isabet etme olasılığı kaçtır arkadaşlar? Yani simide denk gelme olasılığı 16 pi. Tümü kaçtı? 25 pi. 16 pi bölü 25 pi. Bakın pi 3 alın demiş ya. Pi 3 almadan bile soruyu çözdüm. Pi'ler çünkü sadeleşti. Cevap 16 bölü 25. Yani size bu soruda pi vermezse dahi, ya hocam soru hatalıdır, pi vermemiş bize, biz bu soruyu çözemeyiz demenize gerek yok. Çünkü gördüğünüz gibi pi'ler sadeleşiyor. Cevap 5 şıkkı olmuş oluyor. Sormak istediğiniz bir şey hocam, var. Efendim. Hocam biz bu pi'li formülü, yani pi rakamı kanıtlamaya çalışsak bu çok uzun sürer mi? Biraz daha kısık sesle lütfen. Ya sesin çok kötü geliyor. Sesin çok yüksek. Onun sesini biraz kısabilirsiniz veya mikrofondan uzaklaşabilirsiniz. Hocam efendim. Hocam pi r kareyi kanıtlamaya çalışsak çok uzun sürer mi dedi? Peki. Önce Yağız konuşsun lütfen. Buyurun Yağız. Biraz kısık sesle. Ver hocam, anlaşılmıyor diye. Biraz kısık sesle. Hocam sesin geliyor mu şu anda? Şu an sesin geliyor. Ama şimdi çok geliyor mu? Çok fazla geliyor. Hocam pi r kareyi kanıtlamaya çalışsak çok uzun sürer mi? Yok, çok uzun sürmez. Ama görmeniz için söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruya geçiyorum. Eğer burada sorunuz yoksa sıradaki soruya geçiyorum. Arkadaşlar dilediğiniz gibi ekranınızı büyütebiliyorsunuz herhalde. Onun için ben büyütmüyorum. Size bırakıyorum. Yan tarafları, siyah bölgeleri kullanayım diye. Evet, soruyu okuduysanız herkes okudu herhalde. Hocam.
Hocam olasılıkta hep zarla ilgili sorular mı çıkacak? Efendim? Olasılıkta hep zarla ilgili sorular mı çıkacak neredeyse? Sanmıyorum. Şimdi zarla ilgili onlarca soru sorabilirim ama bak dikkat ederseniz ben daha zar sorusu çözmedim. En üstteki soru bir küp sorusuydu. Zara benziyordu ama zar olabilmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazılması gerekiyor yüzlerine. Ve dikkat edersen çözdüğümüz soruların hiçbiri zar değil. Ha, üstüne zar atmış diyor sadece. Üzerine zar atmış veya üstüne kurşun sıkmış veya nasıl diyeyim kalemle üstüne bir nokta kondurmuş fark etmiyor. Sonuçta nereye gel isabet ettiği. Yani yazı tura demez. Der ki mesela Ece bir tane taş fırlatmıştır. Bu dikdörtgene değdiği bilindiğine göre çocuk odasına değmiş olma olasılığı kaçtır. Ne zarı kullanabilir ne de mesela para kullanabilir. İstediğim şeyi kullanabilir. Belki de sınav esnasında hiç görmediğiniz bir tarzda soru sorar. Der ki adam paraşütle şu arsanın üzerine atlıyor. İşte o çocuk odasının oraya şey yazar. Ali amcanın bahçesi. Ali amcanın bahçesine düşme olasılığı kaçtır. Demek istediğimi anladınız mı? Evet hocam. Yani siz burada zar ile ya işte madeni para atma deneyiyle aslında günlük hayatta en çok kullandığınız, gördüğünüz soru tarzları üzerinde anlamaya çalışıyorsunuz. Olasılığın mantığı şu. İstenen durumu pay kısmına, tüm durumu fayda kısmına yazmanızı istiyor. Yani bu var yani bundan ibaret. Tek bir formül var. Onu güzelce kavrarsanız inşallah yapacaksınız. Yok hocam görüntü yok. Evet oldu. Başlıyorum arkadaşlar. Seda Hanım yeni aldığı evin krokisi yukarıda verilmiş. Arkadaşlar, hocam cevabı söyleyebiliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi sesiniz çok fazla yankılanıyor. Onun için lütfen mikrofonlarınızı kapatın. Cevabı kaç bulduğunuz önemli değil. Ben önce cevabı bulayım. Sonra doğru bulanlar mesela alkış gönderebilirler. Doğru bulanlar ama. Ben A buldum. Evet. Şimdi ben B buldum. Önce tüm alan nedir onu bir tespit etmeye çalışalım. Tüm alan. Arkadaşlar tüm alanımız dikdörtgenin alanıdır. Dikdörtgenin şu uzun kenarı 8 ve 4'ün toplamından 12 olmuş olacak. Dikdörtgenin uzun kenarı arkadaşlar 12, kısa kenarı 6, 4 daha 10 mu? Tüm dikdörtgenin alanını hesapladınız. 120 çıktı. Şimdi payda kısmına 120 yazıyorsunuz. Pay kısmına ne yazacaksınız? İstenen. Neresi isteniyor? Zar hangi odada durursa boyaya oradan başlayacağına göre ilk olarak çocuk odası. Çocuk odası bir yamuk mudur? Çocuk odası bir yamuk. Yalnız yamuğu seçmemiz için şöyle bir bakalım. Doğru alalım. Yamuk çizelim bir tane arkadaşlar sizinle. Çizilmedim. Bir yamuğun alanını bulmak için şunu yapıyorsunuz. Üst taban ve alt tabanı topluyorsunuz. Sonra yükseklikle çarpıyorsunuz ve ikiye bölüyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Yamuğun alanını bulmak için üst taban ile alt tabanı topluyorsunuz. Yükseklikle çarpıp ikiye bölüyorsunuz. 7. sınıfta görmüş olmanız lazım. O halde şunu söylüyoruz.
üst tabanımızı alt tabanımıza baktığımız zaman arkadaşlar alt taban 4. Üst taban 2. 4 ile 2'yi topladınız 6. Yüksekliği 4 bölü 2. 6 kere 4 24 bölü 2 12. Şimdi istenen durumun alanı da 12'dir arkadaşlar. 12 metrekare. Sadeleştirdiğiniz zaman 12 ile 120'yi sadeleştirin. 1 bölü 10 olarak bulacaksınız. Yani cevabımız hangi şıkmış? A şıkkı. Şimdi A şıkkı bulanlar bir alkış göndersin bakalım. Yani elinizde değil. Ha. Yusuf Eren, Yağız, Selvanur, Zeynep Ece, Şevval Naz. Evet. Tebrikler arkadaşlar. Görüyorum sizi. Sizleri tebrik ederim. Şimdi bir arkadaşımız bir şey daha soracaktı. Muhtemelen şunu diyecek. Hocam yamuğun alanını hesaplarken ben yamuğu bir üçgen ve bir dikdörtgene çevirerek yapabilir miyim? Ben öyle yaptım hocam. Aynen. Ben de öyle yaptım hocam. Çok güzel. Şöyle bir yamuk var elimizde. Arkadaşlar evet. Şuradan bir evet. Mikrofonu kapatıyoruz. Lütfen. Ben YouTube'dan paylaşabilirim videonuzu. Onun için ses yankılanmasın arkadaşlar. Ses kaçıran arkadaşlar mikrofonu kapatalım. Şimdi şu şekilde bir yamuk hesaplayacaksın. Bu yamuğun beyaz çizgiyi görüyorsunuz. Beyaz çizgiyle bir tane dikdörtgen ve bir tane üçgene çevirerek ayrı ayrı hesaplayabilirsiniz alanı. Yani şurası dik uzunluk 4'tü. Üst taraf 2 idi. Alt taraf 4'tü komple. Şurasının hepsi 4 ise arkadaşlar 2'den dolayı aşağısı da 2. O halde buraya 2 kalır. 4 olur. Üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2. 2 çarpı 4 bölü 2'den üçgenin alanı 4 çıktı arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı da 2 kere 4'ten 8 çıktı. 8 ile 4'ü toplarsanız gördüğünüz gibi yamuğun alanı 12 çıkmış olur. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Sıradaki sorumuza bakıyoruz. Birden başka ortak böleni olmayan pozitif tam sayılar aralarında asal sayılardır. Aralarında asalı biliyoruz. 24 kişinin bulunduğu bir sınıfta Nilgün öğretmen öğrencilerine sınıf listesindeki sıraya göre birden başlayarak ardışık olarak söz hakkı verilmiş. Sınıf listesine göre giderse 1, 2, 3, 4, 24'e kadar numara vermiş diye düşünüyorum. Birden 24'e kadar numara verirse eğer beyazlan daha güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Beyaz kalemle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde 24'e kadar öğrenci var ve 24 tane numara verilmiş. Ardışık iki sayı zaten aralarında asaldır. 1 ile 2 aralarında asal. 2 ile 3 aralarında asal. 3 ile 4 aralarında asal. Diyelim ki 5 tane öğrenci var. Kaç defa aralarında asal sayı gelmiş oluyor? 1, 2, 3, 4. Yani 1 eksiği gelmiş oluyor. Eğer 6 öğrenci olmuş olsaydı bir tane daha aralarında asal olan ardışık 2 sayı gelecekti. Demek ki 3 sayı için 2 tane ardışık aralarında asal sayı oluşturulabiliyor. Mesela 4 sayı olmuş olsaydı 3 tane. 5 sayı olmuş olsaydı 4 tane bu şekilde ikili oluşmuş olacaktı. Yani 24 tane varsa 24 tane sayı için 23 tane aralarında asal sıralı ikili oluşturulabilir. 23 tane olan şıkkımız var mı? Evet. C şıkkı diyoruz. Anlamayan var mı? Anlamayan varsa bir daha anlatayım arkadaşlar.
Yok. Hocam bir daha mı duydunuz? Yani 1 ile 2 aralarında asal, 2 ile 3 aralarında asal, 3 ile 4 aralarında asal. Bu şekilde devam ettiğiniz zaman 23 ile 24 aralarında asal. Kaç tane böyle sıralı bir ikili oluşturdun? 23. 23 tane oluşmuş oluyor arkadaşlar. Sıradaki soruya bakın arkadaşlar. Sıradaki soruya bakın. Arkadaşlar, sıradaki soruda saç tokası üreten bir fabrikada dış renkleri pembe, turuncu, mavi olması dışında özdeş. Bu cümleyi anladınız mı? Tekrar söylüyorum. Pembe, turuncu, mavi olması dışında. Yani burada şunu kastediyor. Tıpatıp aynı ama sadece renkleri farklı. Tıpatıp aynı, büyüklüğü falan hepsi aynı. Sadece renkleri farklı diyor. Yani siz torbaya attığınız zaman içinden bir tane seçtiğiniz zaman eş olasılıklı çıkmış oluyor. Aynı büyüklükte oldukları için, özdeş oldukları için her birinin çıkma şansı eşit. Sadece sayıca fazla olanın çıkma olasılığı daha yüksek. Sayıca az olanın çıkma olasılığı daha düşük. Mesela her birinden birer tane olmuş olsa hepsi eş olasılıklı çıkacak. 3 tane olsun her birinden bir tane, her birinin çıkma olasılığı 1 bölü 3'tür. Değil mi? Devam ediyorum. Saç tokası üreten bir fabrikada dış renkleri pembe, turuncu, mavi olması dışında özdeş olan saç tokaları üretilmektedir. Bu saç tokalarının adedi her bir renk çeşidi için birbirinin tam sayı katıdır. Toplam 7200 tane olan bu tokalar boş bir kutuda toplandıktan sonra kutudan rastgele toka seçeceksiniz. Pembe olma olasılığı 1 bölü 6'dır. Buna göre bu kutuda rastgele bir toka seçtiğimizde turuncu olma olasılığı, mavi olma olasılığından herhangi bir hangisi olabilir? Ne yapabiliriz bu soruda? Şöyle beyaz kalemimizi tekrar alalım. 3 tane rengimiz var. Pembe, pembeye P diyelim. Turuncu ve mavi. Arkadaşlar hepsine 6x diyeyim. Yani ben 7200'ü kullanmak istemiyorum. 7200'ü kullanmayacağım. Niye? Zaten oranladığım zaman sadeleşecekler hepsi. Mesela bundan x tane varsa şunların hepsinden 5x tane olur. O halde pembenin gelme olasılığı x, tümünün gelmesi 6x. Sadeleştirdiğiniz zaman 1 bölü 6 olacak. Hocam yazınız görünmüyor. Yani birbirinin x katı olmuş olduğunu düşünün.
Bir dakika arkadaşlar. Hocam yazınız gözükmüyor. Yazı gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Bir kontrol edeyim arkadaşlar. Seni duymayacağım. Uzaktasınız. Evet arkadaşlar, mikrofonu artık. Hocam sesiniz gelmiyor. Bugün öğretmenler günü. Evet arkadaşlar, açılmıyor. Ben bir... Yok hocam, gözükmüyor. Evet, görüyorum. Ben de bilgisayardan bakıyorum. Yazı gelmiyor. O halde Zoom'un kendi kalemini kullanayım. Fatih kalemde sıkıntı yaşandı herhalde. Hocam ders bitti zaten. Aradan sonra bakarız. Arkadaşlar şöyle diyelim. X dedik. Diğerinden de 5X kaldı diğer iki renge, değil mi? X'e 5X. Hala görünmüyor hocam. Hocam ne yazıyor? O zaman arkadaşlar zaten ara saati gelmiş. 35 geçiyor. Kapatıp açacağım. Bir güncellesin, tamam mı? Hocam ekran paylaşımını durdurmuş olabilirsiniz. Yo, ekran paylaşımı açıktır zaten. Görüyorsunuz soruyu. Hocam açık ama bazen durdurup başka şeyler yapabiliyorsunuz. Evet. Öyle bir şeyiniz evet, var. Kim yazmış? Hocam bana bu kitap verilmedi. İdareden alabilirsiniz canım. Başka... Hocam bana da verilmedi. Hocam benim tabletimin şarjı yok. Kapanabilir. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir ufak bir mola verelim. Tamam mı? Sonra tekrar derse başlarız. Aynı dersteydim, tam şimdi dersiniz bitti. Aynı zaten şifre ve ID numarası. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öyle hocam.